Bugün önemli açıklamalar yaptı Sayın Sağlık Bakanımız. Evet. Bir anlamda müjde verdi. Dedi ki pazarı pazartesiye bağlayan gece aşılarımız inşallah bir aksilik olmaz ise yola çıkacak dedi. Yani artık üçüncü fazla demek ki çalışılmış, tamamlanmış. Onun neticeleri hakkında bilim kurulumuz açıklamalar yaptı. Ben de büyük bir ilgiyle izledim. Bunlar tabii güzel haberler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sizin gibi bilim insanlarımız, Sağlık Bakanlığımız ve Bakanımız buradan saygıyla selamlıyoruz hepsini. Haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz, son gelişmeleri hocam? Şimdi bu aşı çalışmalarında faz 3 önemli bir aşama. Şimdi faz 1 ve 2 hep bu cümleleri duyuyoruz. Faz 1, 2, 3, 4 de var aslında. Birinci fazda bir ilacın ya da bir aşının zararı olup olmadığı özellikle değerlendiriliyor. İkinci fazda biraz daha yan etkilerine ayrıntıyla bakılıyor. Etkilerine bakılıyor. Üçüncü fazda eğer hastanın ilaçların ya da aşının insanlara zararı kabul edilebilir düzeyin altında ise, yani kabul edilebilirse, tabii ki her yabancı maddenin bir yan etkisi olacaktır. Ama kar zarar hesabı yapılır bu işte. Tabii. Biz buradan ne kadar kar elde ederiz insan sağlığı açısından? İlaçlarda da böyledir. Bütün yan etkiler göze alındığı zaman esas etkisi, istediğimiz etki belli bir seviyenin üzerinde ise faz 3 çalışmaları, yani on binlerce insana dağılır bu ilaç veya Evet. aşılar. Ve genelde birçok ülkede farklı grupları yapılır, ama burada tabii burayı başarmak çok önemlidir. Tabii. Artık bu faz 4 artık piyasaya çıkabilir anlamındadır, ama çalışma ve değerlendirme bir süreç olarak devam eder. Yani ilaç çıktı veya aşı çıktı, artık toplumda kullanılmaya başladı ve bunun artık tamamen zararsız, kontrol edilmesine gerek yok anlamında değildir. Her an sağlık üreticileri ve aşı üreticileri, doktorlar ve sağlıkçılar bunu takip ederler. Ve gerekirse, hiç beklenmeyen bir şey çıkarsa tekrar toplatılır. Şu anda bile çok yakın zamanda toplatılan bir mide ilacı oldu. Ve çok yaygın kullanılan bir mide ilacı oldu. Biz de zamanında kullanmıştık, ama başka yan etkileri yeni çıktığı için tamamen piyasadan toplatıldı. Bu şu demektir: Sağlık Bakanlığı da, sağlık sunucular da devamlı gözleri insanların sağlığı üzerindedir. Tabii. En ufak bir yan etki ortaya çıktığı zaman kontrol edilemeyen veya beklenmeyen veya çoklukta faz 4 de olsa, 5 de olsa, 10 da olsa o Tabii. ilacı toplatırlar. O nedenle bu işlerle uğraşan insanlarda, sorumluluğu alan insanların aşı yapılacak dedikten sonra, tıp ve bilim insanların da bu yönde beyan ettikten sonra burada çok çekinmeye gerek yok. Çünkü çok ciddi komplo teorileri yapıldı bu aşılarla Evet ilgili. hocam, çok doğru Tabii söylüyorsunuz. bilinçaltlarımızda var bu, yok değil. Ama öyle bir durumdayız ki, aşı ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Ben bu aşı durumunu ve Covid durumunu şuna benzetiyorum: denize düştük, Evet. çırpınıyoruz boğulmamak için ve bir gemi veya bir tekne geliyor. Biz bu tekneye bizi kurtarın diye el sallıyoruz. Bu teknenin hangi bayraklı olduğu, yani hangi ülkenin teknesi olduğuna bakmayız. Veya bu teknenin yat mı olduğuna, gemi mi olduğuna veya kayık mı olduğuna bakmayız. Veya bu tekneye bindiğimiz zaman Evet. kaptanın bizi daha sonra suya atıp atmayacağı veya başka bir şey yapıp yapmayacağına bakmayız. İlk başta yapacağımız şey bu çırpınmadan kurtulup o tekneye binmektir. Ha, Evet. tekneye bindik. Yani bu aşıyla ilgili söylüyorum. Aşıya Evet. olduk. Biz en azından bu çırpınma sürecinden, bu kaostan kurtulmamız lazım. Tabii şu ana kadar kimseye tabii uğramasın, ailesine veya evine Covid uğramayan, yakınları uğramayan insanlar vardır. Ve bunlar insani refleks olarak, ya arkadaş biz hiç çırpınmıyoruz ki, bizim hiçbir sıkıntımız yok, ben niye aşının riskine gireyim diyecektir. Ama biz yoğun Öyle bakımda değil çalışan ama ya. doktorlar olarak, sağlık çalışanları olarak, ailesinde Covid geçiren insanlara da birer sorarsanız, bu çırpınmanın ne kadar önemli olduğunu onu o zaman bileceksiniz. Biz şimdiye kadar televizyonda hep Covid'i
tedavi olmuş işte 70 yaşında, 80 yaşında insanların alkışlarla beraber yoğun bakımda ve hastanede taburcu olduklarını gördüm. Yoğun bakım içerisinde nefes alınmak için tabiri caizse her şeyini feda edecek insanlar da gördük biz. Ama bunu toplum görmedi. Bunu belki hasta yakınları, yakını yatanlar görmüşlerdir. O nedenle çırpınmadan bahsettim. Aşı için işte Çin aşısı mı, Rus aşısı mı, işte ülkelerin bayrakları hangisi olsun diye. Tabii gönül ister ki Türk aşısı olsun. Ve o da şu anda yolda. O da yolda. Biliyorum. O da yolda. Yani biz onun da gelişmesini bekliyoruz ama bu arada o riski minimalize etmek için bize ilk gelecek olan ve Sağlık Bakanlığımızın, bilim kurullarımızın olur verdiği ilaçları, aşıları kullanacağız. Bu aşıyı olduğumuz zaman ve işin güzel tarafı Çin aşısı denilen aşı inaktif aşıdır. Yani geleneksel aşı. Geleneksel aşıdır. Hepimiz mRNA aslında, aşısı değil, değil mi hocam? Evet. Evet, çocukluktan beri kullandığımız ve çok bu konuda tecrübeli olduğumuz bir aşıdır. Yani bana sorarsanız bu aşıların hepsi önümde olsa ve tercih yapma şansım olsa Çin aşısını hakikaten düşünürüm. Ama bilinçaltımızda Çin mallarına karşı bir negatiflik olduğu için ve ilginç olarak da bu virüs ilk Çin'de üretildiği veya dağıldığı için insanlar acaba Çin aşısı sıkıntılı mıdır değil midir diye refleks olarak düşünüyorlar. Ama şunu bilin ki Sağlık Bakanlığımız ve sağlık sunucularımız gerçekten kılı kırk yarıyorlar ve her ayrıntısına bakıyorlar. Evet, bir de hep söylüyorum, yine söyleyeceğim hocam. Bir aşı ülkemize geleceği zaman bu koronavirüs için olsun, başka bir şey için olsun, öyle paket paket geldi, haydi herkese dağıtın biçiminde zaten girmiyor. Yani bunun her türlü denetimi yapılıyor, çalışması yapılıyor, ondan sonra ülkemize giriyor diye. İlaçlar için de geçerli bu, aşılar için de geçerli. Yani öyle ortalık boş değil. Başka türlü bir fikre hiç kimse kapılmasın. Ama aşı karşıtlığı da bütün olanca gücüyle çalışıyor. Aman aşı olmayın, çip takacaklar. Ya Allah aşkına, hepimiz zaten cep telefonu kullanıyoruz, internet kullanıyoruz. Zaten çipliyiz şu anda. Zaten her yerde bizim ayak izimiz var elektronik olarak. Ne çipi daha takılacak Allah aşkına? Esra hocam bu karşıtlık olayı, bu muhaliflik olayı bir misyon olarak verilmeye başladı insanlara. Ve bunu öyle yapmamamız lazım. Yani sanki çok büyük bir sosyal sorumluluk yaparmış gibi aşıya karşı olmanın bir anlamı yok. Yani karşı olabilirsin, olmayabilirsin. Bizde de ameliyat istemeyen hasta oluyor. Mesela hastaya risklerini anlattığımız zaman, ama biz nasıl anlatıyoruz? Şunu diyoruz. Bu ameliyatı olursanız şu karımız olacak. Bu ameliyatı olmazsanız şu zararımız olacak. Peki hocam sen ne yaparsın? Karı zararından fazla ise ve tüm komplikasyonları göze alabiliyorsak biz bir teklifte bulunuruz. Hasta kabul etmeme hakkı vardır. Hastanın bu hakları vardır. Evet. Şimdi hasta tedaviyi kabul etmedi, ameliyatı kabul etmedi diye ameliyat karşıtlığı diye bir grup çıktı mı? Çıkmadı. O nedenle bu tip reddedenlerin bir redliğin sosyal bir sorumluluk gibi büyütülmesi mantıklı değil. O nedenle medyaya da burada iş düşüyor. Yani aşı istemiyor, istemesin. Bunu haber yapmak çok önemli bir şey değil bence. Yani bu aslında aşı olmak isteyen insanların kafasına soru işareti koyan bir durum. Bu biraz zarar getiriyor. Şu anda keşke yani bir şans olsa da bu aşı istemeyen insanların COVID'in nasıl bir hastalık olduğunu canlı canlı gösterebilsek. Evet. O zaman o çırpınmanın ne demek olduğunu anlayacaklardır ve gelen o kurtarma gemisinin artık tipine, modeline bakmayacaklardır ve o gemiye bineceklerdir. Evet. Bu arada zaten mantık hatasına bana göre düşülüyor. Çünkü neden? İlk aşının uygulanacağı insanlar kimler? Siz hekimlersiniz. Sağlık sektöründe çalışanlar, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu kadar yetişmiş hekimini, bu kadar doktorunu, böyle hocaları, böyle sağlık personelini Allah aşkına riske atar mı? Lütfen biraz düşünelim, biraz mantıklı olalım. Kesinlikle o da atmaz ve
tıp doktorları, tıp çalışanları, sağlık çalışanları bir ordu olarak zaten evet. onlar da bu hataya düşmezler. Tabii hakikaten ki. şu anda bu pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının önemli bir güç oldu. Zaten öyleydi ama bir miktar Çok daha büyük bir güç. O öne geçti ve diğer ülkelerden bile teklifler geliyor bu ordunun bazı fertlerine. Tabii. Gelin bizde çalışın diye ve hiç kimse de tabii vatanını terk etmek istemiyor. Bu ordu buranın ordusudur diye devam ediyoruz. Şimdi hem fazüç çalışmasında yani ilaç daha piyasaya sürülmeden gönüllü olarak bu sağlık çalışanları zaten aşılar olanlar var. Zaten televizyonlara çıkan hocalarımız var. Melda hocamız şey oldu, aşı oldu. Aşı Biliyorsunuz olanlar değil var. mi? Evet tabii. Ve sağlık çalışanlarına ilk başlanacak. Daha sonra riskli gruplarla devam edecek. Zaten ama bu sırada gözlemler devam edecek. Yani kayıtlar tutulacak. Kimde farklı bir durum varsa artık her şey göz önünde. Yani Tabii, öyle tabii, tabii. gizli saklı bir şey yok. Herkes durumunu zaten en kötü kendi sosyal medyasından da beyan etmekte. Tabii, Bir tabii. sağlık çalışanı da riskli gördüğü bir şeyi kesinlikle bakanlığa, il sağlık müdürlüklerine ve yetkili kurumlara kesinlikle rapor etmektedir. Bunda halkımız kesinlikle müşteri olsun. Bir negatiflik görüldüğü zaman bu içeride kalmıyor. Bunu kesinlikle halkın sağlığı için. Çünkü Kesinlikle. Hipokrat yemini etmiş bir grup var burada. Ve belki de şu ana kadarki yeminler içerisinde en çok değer verilenlerden biri bu. Yani Ben çok önemli buluyorum. Tabii bir tıp insanı her zaman halkının veya kendisine danışanın veya hastasının sağlığını çok çok kutsal ve birçok değerin üzerinde tutmaktadır. O nedenle kendi negatif gördüğü hiçbir şeyi hastasına veya topluma sunmamaktadır. Evet. Bu arada hocam aşının gerçekten etkili olabilmesi için herhalde nüfusun 1/3'ünün aşılanması gerekiyor değil mi? Böyle genel bir bilgi var. Evet, Doğru mu? böyle genel bir bilgi doğrudur. Tabii epidemiyologlar, enfeksiyon hocalarımız bu konuyu daha iyi söylerler ama biz de bu konunun içerisinde olduğumuz için birkaç cümle söyleyeyim. Buyurun hocam. %65 ile 70 arasında toplumda antikor geliştiği zaman, antikor iki türlü gelişiyor hocam. Bunlardan birisi aşılama ile, diğeri de hastalığın bizzat kendisiyle. Hastalığın bizzat kendisi aslında en iyi antikor üreten bir aşılamadır. Ama evet. bu hastalık çok kötü seyrettiği için ve ölümlere ve kalıcı hasarlara yol açtığı için Evet. bütün toplumun hasta olması beklenmez. Evet. Beklenemez. İngiltere ilk başta bunu düşündü. Yani bir grip gibi düşünün. Bir haftada nasıl olsa herkes antikor üretecektir. Ondan sonra toplumun %60-70 arası zaten antikor üretir. Biz bunu klasik bir grip gibi geçeriz dedi. Fakat ondan sonra hastalığın çok ciddi seyrettiğini gördü ve dünya da gördü. O nedenle zaten kontrolü kaybettiler. Evet, kontrol kaybedildi. İşte o yüzden çırpınma diyorum ben. Doğru. O yüzden aşılama çok gerekli. Yani toplumun sorunun cevabına gelince 60 ila 70 arasında, tabii ki daha fazla da olabilir. Toplumda bu istatistiki değerlendirmelerdir, bir modellemedir. Yani burada modelleme çalışmaları yapılır. Bu yapay eskiden bunu gözlemleyerek söylerdik. Şimdi yapay zeka teknikleri kullanarak Türk toplumunun veya işte Ankara'nın veya İstanbul'un yüzde kaçı antikor olduğu zaman ben kontrol altında tutarım, insanlar bundan ciddi zarar görmez. Modelleme çalışmaları yapılır ve bunlar çok değerli tıp dergilerinde yayınlanır. Tabii, tabii. Bu yayınla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim. Aynı zamanda Dünya Editörler Konseyi üyesiyim ben. Aa, ve ne Türkiye'nin güzel. De Türkiye'nin de en önemli tıp dergilerinin de editörlüğünü yapıyoruz. Yaklaşık 40 senelik bir tıp dergicilik geçmişimiz var. Süper. Tabii şimdi bu yayın işi çok önemli. Burada insanların mesela tıp doktorların işte yardımcı doçent profesör olması veya klinik şefi olması veya akademik olarak yükseltmeye girebilmesi için belli sürede yayını yapması lazım. Ve bu yayın çok yönlü bir iştir. Yani ciddi gözleminiz olacak, bir hipoteziniz olacak, bir fikriniz olacak, bunu uygulayacağınız ortamı oluşturacaksınız, bu deneyleri yapacaksınız, bunun sonuçları istatistik olarak değerlendirilecek. Bu hem kendi hocalarınız tarafından kabul görecek hem yurt dışına gönderdiğiniz zaman ciddi bir bilim ekibi tarafından kabul görecek. Bu yayınlanacak. Yani evet. Bu cümleyi biz yayın, şu yayın çıktı dediğimiz zaman tabii cümle 10 saniyede ağzımıza çıkıyor ama o yayın 2 senelik
Bir buçuk senelik bir geçmişi oluyor. O nedenle yayın önemlidir. Çünkü yayın üzerinde tartışma da yapılır. Mesela bu aşılarla ilgili yapılan işlerin yayınları çıkıyor. Ve o yüzden dünya bunun üzerinde herkes düşünüyor ve kararlarını veriyor. O yüzden bu her yeni yapılan işler yayına döküldüğü için önemli. İşte bu modellemelerde toplumun %60-70'i bu antikor oluşturunca bu iş düzelir denmesi öyle kulaktan dolma bir bilgi değildir. Ciddi modellemelerin yayınlanması sonuç ortaya çıkmıştır. Tabii ki. Yani şimdi aşılar inşallah pazartesi itibarıyla gelmeye başlayacak diye umuyoruz. Akabinde de İYİ Parti zaten sağlık çalışanlarına, siz hocalara yapılacak. Ve sonra bir iki hafta geçecek galiba, değil mi hocam? Sonra ikinci sefer yapılacak. Yaklaşık yani bir 15 gün civarında bir süre geçmesi gerekiyor. Ve daha sonra ikinci dozu uygulanacak ki daha güçlü antikor oluşsun. Antikor ve aşı da şu demek aslında. Halkımız tabii ki bunu öğrendi, çok iyi öğrendi ama vücudumuzun bizim bir doğal bir savunma hücrelerimiz var. Yani askerlerimiz var. Evet. Bu askerlerimiz bizi her türlü dış etkenden korumaya hazır. Evet. Bir mikrop girdiği zaman bu askerlerimiz o mikrobun girdiği bölgeye kuşatır ve onu yok etmek için savaşır. Peki niye aşı oluyoruz? Covid çok değişik bir virüs olduğu için bazen buna karşı savunma hücrelerimiz yeterli donanıma geçmiyorlar. Bazen evet, de çok aşırı donanıma geçip kendi dokularımızı karşılıyorlar. Aynen öyle. O nedenle aşıdaki mantık bu askerlerimizi silahlandırmak, uyarıyı yapmak, hazırda tutmak, size yarın bir gün böyle bir virüs gelebilir, hazırda bekleyin demek. O da onu yapıyor. Antikor bu demek. Evet. Antikor iki tip oluyor. Yani vücut askerleri iki tiptir. Birisi kanda dolaşır, birisi de dokunda içinde bulunur. Onlar da savaşırlar. Bu yapılan aşıların özellikleri hem dokudaki hem de kandaki askerleri tamamen silahlandırmak ve o virüse karşı kendilerini hazır hissetmelerini sağlamak. Aşı evet, mantığı budur. Evet, aşının mantığı bu. Kıymetli hocam, benim de tedavimde emeği olan kıymetli bir değerdir. Selamlar, sevgiler demiş. İsim yok ama unutulmayan yıldızlar isimli bir hesap. Belki size de yazıyordur, hatırlarsınız onu. Unutulmayan hocam, yıldızlar herhalde Tahir Bey'in mesajıdır. Çünkü bana da dün de göndermişti. Hocam beni unutmadınız inşallah dedi. Ben hastalarımı hiç unutmuyorum. Tabii şöyledir bizim hasta grubumuz. Bizim hasta grubumuz şöyle hocam, o çok önemli. Evet. Uzun süre tedaviyle uğraşmış. Birçok yere gitmiş gelmiş. Bazen hep tedavi olamazsın denmiş. Yalnızca bedensel değil, psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da artık bu işi bırakmaya başlamış. Biraz küsmüş. Hem tıbba küsmüş. Umudunu kaybetmiş. Umudunu kaybetmiş. Umudunu kaybettiği için gerekli olan yürüyüşleri, sporu, egzersizi, diyeti veya kendine bakma şeyi de bir miktar azalmış ve bu kısır döngüye girmiş. O yapmayınca psikolojisi bozulmuş, psikolojisi bozulunca beden bozulmuş. Sonuçta böyle bir sıkıntılı. Biz bu hastalarımızla yalnızca bedensel olarak değil, psikolojik olarak da ilgileniyoruz. Psikoloji profesyonelimiz de var. Ayrıca benim eğitimimden dolayıdır ki onların kalplerine de dokunmaya çalışıyoruz. Bu hem bedensel kalbe hem ruhsal kalbe. Ne güzel. Bizim İkisi Dibeki çok rahmetli önemli. Rahmetli bir hocam vardı, Michael Dibeki. Evet. Evet. Dünyada ilk kalp naklini yapan doktor değil mi? İlk kalp naklini yapan Christian Barnard'tı. Barnard'tı ama Dibeki bir fark yarattı galiba. Michael Dibeki de dünyada kalp cerrahisini kuran hocadır. Ben onun en son asistanlarından biri oldum. O şerefe eriştim. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ameliyatını yapandır. O şekilde hatırlıyoruz. O bize şunu derdi. Ben onun yanındayken 90 yaşında falandı hocamız ve çok hala fitti hocamız. Dedi ki kalp ameliyatı yapmanın tam biraz zorluğu vardır ama biz onları hallediyoruz. Ama esas olan ne olan kalbe ruhsal da dokunabilmek. Yani çok hastayla doğru diyaloğunuzu kuracaksınız. Size o her şeyin emanet ediyor zaten. Doğru. Ve o emaneti hem ruhsal hem bedensel en iyi yere getirmeye çalışmak gerekiyor.
Evet. Şimdi öyle bir eğitimden de geçtik. Yani bizi psikolojik ve hasta davranışları ve psikiyatrik sözlü ve yazılı sınavlardan da geçirdiler. Tabii kolay değil orada o eğitimleri almak. Fakat en güzel eğitimler hocam hastamın bizzat kendisinden aldığım eğitimdir. Biz hastaya belki birkaç şeyler öğretmeye çalışıyoruz ama hasta bize bilerek veya bilmeyerek çok şeyler öğretiyor. Doğrudur. O nedenle her hastamız ayrı bir dünya ve biz bu dünyada hem kalplere hem ruhlara dokunmaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden bu mesajlar geliyor ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Sonsuz saygı ve sevgi sunuyorum. Hocam Şahin Bakışlı isimli bir hesap var. Selam onu hocam, bilmiyorum. Allah seni var etsin demiş. Sağ olsun. Başka bir hesabın sahibi olan kişi de demiş ki, hocamızın görüşleri kamu spotu olarak yayınlanmalı. Hakikaten kamu spotu olarak birçok fikir yayınlanmalı. Ben katılıyorum bize yazan kişiye, özellikle aşılar konusunda. Bir de diyorlar ki size ulaşmak istiyorum. Hocamızın sosyal medya hesabında kendisine nasıl ulaşabileceğiniz Tabii ifade var. bulunuyor zannediyorum ki. Var var Oradan nasıl iletişim kuracağınız? Zor değil. Aslında biraz zorlanıyor tabii insanlar ama inanın o yoğunluktan oluyor. Bir de biz herkese, arayan herkese dönmeye çalışıyoruz. Ciddi bir ekip çalışması yapıyoruz. Herkese yetişmeye çalışıyoruz. Ama bize her gelene biz çok butik, tırnak içerisinde butik ilgileniyoruz. Yani o kişinin bacağı, kalbi, deki sıkıntı bizim sıkıntımız oluyor. Yani onunla uğraşıyoruz, onu çözmeye çalışıyoruz. Bunu çözmeye çalışırken bazen vakit de harcıyoruz. Yani dünyada bu konuda bir işlem yapılmış mı bakıyoruz. Çünkü çok değişik vakalar geliyor bize. Ondan sonra ne yapabiliriz diyoruz. Gece boyunca onun üzerinde çalışıyoruz. Bir mimar gibi ben çok tahtanın başında bacak çizdiğimi, damar çizdiğimi, kalp çizdiğimi bilirim. Hala çiziyorum. Bu nereden girersem buradaki damarı açarım, nereden girersem şuradaki sıkıntıyı bitiririm ve hastaya minimal zararla nasıl bu işin içinden çıkarım. Biz her ameliyatımızda önce ekibimizle beraber bir mimar titizliğiyle bir matematikçi gibi, bir fizikçi gibi aslında dizayn çalışıyoruz. Ediyorsunuz ameliyatı. Tabii. Biz önce ameliyatı beyinlerimizde ve ruhumuzda yapıyoruz. Sonra hastaya uyguluyoruz. Doğru, doğru. Önce imajine etmek her şey zaten. Evet. Doktor İbrahim Sayın da bize el sallamış. Biz de kendilerine el sallıyoruz. Tanır mısınız bilemiyorum hocam. İbrahim hocamı tanırım. İbrahim hocamla biz çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu kulak burun boğaz profesörüdür hocamız. Aha, ne güzel, saygıyla Bakırköy Salih Konuk'ta. Onunla harika. Da bir gün bir toplantı yapın, bir görüşme yapın. Onun da çok güzel fikirleri var. Onunla beraber çok isterim. Biz bir fikrim var diye toplantılar yaptık ve makale nasıl yazıldığını, bir fikrin nasıl hayata geçirildiğini, akademik yükseltmelerde bir çalışmanın nasıl olacağını, bilim insanı nasıl olacağını İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşı'ya anlattık ve birçok canlı yayınlar da yaptık. Ben daha önce turneye çıkmıştım. Yine Türkiye'de ve hatta Bosna Hersek'te tıp makalesinin nasıl yazılacağını falan anlatıyorduk. Yani İbrahim Hocam gerçekten o tabii benden kıdemsizdir. Beni hocası olarak görür. Onu da baya baya ilerledi. Ağzına sağlık hocanın da. Çok güzel Kendisinin anlatıyor. Telefonlarını da sizden rica ederim hocam. Tabii hem onu Sonrasında. hem de bir hocamız daha var hocam. Ebelik bölümünde. Lütfederseniz. Ebelik bölümünde o da emzirmeyle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. O da sizle bir programa çıkmak istedi. Onun da çok iyi olur. Telefonunu göndereceğim. Çünkü bakın gene elektriğimiz gitti hocam. Görüyor musunuz? Evet hocam ama sizin ışığınız yetiyor hocam. Merak etmeyin. Anadolu yakasını aydınlatır. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi lütfediyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi sorular var ama benim aklımda aşıyla ilgili bir iki tane soru daha var. Estağfurullah. Sizler lütfen sevgili izleyiciler, dostlar yazmaya devam edin. Yazın yazabildiğiniz kadar. Ahmet hocam burada o yüksek enerjisiyle vallahi hem bize moral veriyor bugünlerde hem de aşırı güzel bir şekilde izah ediyor. Engin bilgisiyle var olsun. Estağfurullah. Şimdi hocam başka aşılarda gelecek mi? Hani gelecek. Şöyle ki mesela siz diyorsunuz ki hocamız hekimimiz olarak Esra Hanım al babana sen bu vitamini kullanman lazım. Söz gelimi D vitamini markası X. Ben de diyorum ki hocam ya Y marka da var eczanede. Hani biraz daha pahalı ama
Alabilir miyim? Tabii ki istiyorsan alıyorsunuz gibi. Aşılarda da bu mantık olacak mı? Yani tabii ki Çin'den gelen aşı, geleneksel aşı ben olurum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama insanlar derse ki hani o Pfizer-BioNTech birazcık saklama koşulları zor ama işte Moderna var, başka markalar var. Keşke ben bunu olsam diyenler için eczanelere dağıtılacak mı, gelecek mi hocam? Şimdi güzel soru. Bir de şu saklama koşulları çok gündeme geliyor bu BioNTech evet. aşısının eksi 70 derece. Şimdi Türkiye çok güçlü bir ülke. Yani evet. şimdi aşıya gelip de saklama koşulumuz yok diye almamazlık yapmazlar ve onu 2 gün içerisinde, 1 hafta içerisinde tüm Türkiye'de eksi 70 olan bir sürü yerleri olur. Ondan hiçbir kere kimse takılmasın. Hiç, bence de aynı şekilde. Eksi 30 yapan eksi 70'i de yapar. Eksi 150'yi de yapar. Onlardan ve bizim çok ciddi organizasyonumuz hele aşı konusunda ve çok ciddi bir mühendis grubumuz var. Ondan hiç evet. kimsenin canı sıkılmasın. Şimdi tabii bu anlaşmalar ne zaman yapıldı, nasıl yapıldı onları bilmiyoruz. Tabii devlet büyüklerimiz daha iyi biliyor ama biz tıbbi olarak gözlemlerimizle ilgili söyleyeyim. Şimdi RNA aşısı, bu BioNTech'in aşısı ve bulan Türk doktorlardan da hakikaten gurur duyuyoruz. Yani Almanya'da belki Alman vatandaşları ama inanılmaz bir gurur duyduk. Hatta ben paylaştım da inşallah bu seneki Nobel ödüllerinde bizim Türk vatandaşlarımız alırlar. Aa, inşallah. Şimdi, hadi bakalım. İnşallah, ne güzel. Evet, böyle bir Aziz Hoca'dan sonra iyi olur. Evet, çok da güzel olur. Şimdi RNA aşısını aslında bu ekip hemen yeni bulmadı. Yani şimdi bütün bu bilimsel çalışmalar şöyle yapılıyor. İnsanlar zaten çalışma içerisindeler. Yani COVID çıksın da COVID'in aşısını bulayım diye bekleyen bir grup yok. Bu insanlar zaten kanser aşısıyla ilgileniyorlar. Kanser aşısında uyguladıkları şey yine genetik olarak RNA aşısını bulup onu bir lip yağ kapsül içerisinde insan vücuduna verip o hücrelere ulaştırıp oradaki gereksiz kanser şu demektir. Kontrol edilemeyen hücrelerin artışı demektir bir anlamda. Evet. Bunu durdurmaya çalışan bir ekip zaten o. Tam bu sırada COVID patlak verdi ve COVID ciddi oldu. Yoksa COVID ile ilgilenmezlerdi. O da bir grip gibi geçer giderdi. COVID çok ciddi oldu. O zaman dediler ki ve ben Uğur Bey'in bizzat konuşmaları ve yazılarını takip ediyorum. Dedi ki ben 1-2 saat içerisinde COVID'in aşısını bulma kararı verdim dedi. Hı. Yani adam zaten hazır. Zaten bilimsel gelişmenin şeyi budur. Siz tabii. hep hazır olursunuz. Tabii. Bir tabii. şeyle uğraşıyorsunuzdur. Tabii. Daha ciddi bir şey geldi. Acil bir şey geldi. Bir bölümünüz, maddi manevi iş gücünüz oraya kayar ve hızlı bir şekilde sonuç alırsınız. Bu şu demek değildir. Aa, 2 ayda aşı buldular. Hayır, adam zaten değil, onu değil. Yıllardır diye geliştiriyor. Şimdi o aşı çok bizim alışık olduğumuz bir aşı çeşidi değil. Hı. Biz insan olarak genlerimizin ile ilgili işlerde biraz stres yaparız. Genlerimiz şu demektir. Bizim evet. hücrelerimizin ve göz rengimizin, parmak izimizin, saçlarımızın şeklinin, boyumuzun, posumuzun, görünüşümüzün, gelecek hastalıklarımızın, yaşam süremizin, kalp atışımızın her şeyinin kodlandığı hücrenin içerisinde olan gözle görülmeyen bir yazılım. Evet. Gen bu. Şimdi buraya birinin müdahale edeceğini düşünüyor olmak dehşet bir şey. Gerçekten. Aslında genetik geçen hastalıklarda bunun tedavisiyle ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ama bazıları etik sorunla takılıyor. Yani siz belki bununla uğraşıyorsunuz ama yarın bir gün 6 parmaklı bir insan yapmayacağınızı nereden bilelim tartışmaları var. Örnek veriyorum. Evet. O yüzden zor bir konudur bu. Ama RNA aşısında burayı direkt bozma amaçlı bir durum yok. Evet. Burayı etkileyecek bir durum yok. Buradaki amaç şu, biz RNA'yı verelim vücuda. Vücut hani diyorduk ya, o mikrobu tanısın, askerler hazırlansın. Hı. Burada mikrobun, mikrop özelliği olmayan, vücudu bozmayan bir parçasını kendi hücrenize ürettiriyor ve buna karşı ciddi bir savunma askerleri oluşturuyor. Bu aşının mantığı da bu. Evet. Ama çok denenmemiş bir şey olduğu, ama şanslıyız ki işte İngiltere başladı, yurt dışı başladı. Onları da takip edeceğiz. Tabii. Hem medyatik takip edeceğiz, hem de
biz makaleler olarak takip edeceğiz. Tabii Sağlık ki. Bakanlığı da takip ediyor. Yani tabii bir ki. Anlamda onunla İngiltere'nin şu anda aşılanması bizim için faz 3 çalışması gibi. Biz yani İngiltere'yi mantıklı. Bir anlamda bütün ülke gönüllüymüş gibi biz de onları şimdi takip ediyoruz. Şimdi şu da olabilirdi. İlk Türkiye yapar, onlar da bizi takip edebilirdi. Tabii. Şu anda gerçekten bu COVID süreci, hocam şunu söyleyeyim, sınırları kaldırdı. Gelişmişlik, gelişmemişlik, zenginlik, fakirlik bütün düzeyleri ortadan kaldırdı. İlk defa bak dünyada ilk defa bilim tarafına konuşuyorum. Herkes aynı sıfırdan başladı. Ya. Aynı sıfırdan başladı. Şu anda biz İngiltere'nin yaptığı aşıların sonuçlarını takip ediyoruz. Yani bir anlamda şöyle de diyebilirsiniz. İngiltere halkı şu anda bizim deneyimiz gibi bakıyoruz onlara. Bakalım ne oluyor. Şimdi ama İngiltere nasıl buna karar veriyor? Onlar da başka sonuçlara bakarak karar veriyor. Onlar bizden önce yapmaları bir bakıma bizden avantajlı, bir bakıma dezavantajlı olabilir. Doğru. O nedenle avantaj dezavantajları her şeyin var. Bütün vücutta verilen ilaçların ve dünyada verdiğimiz sosyolojik kararların da hep avantajı var, dezavantajı var. Hayatınızda bakın. Bu akşam ne yapacağınızı düşünseniz bile karı şudur, zararı budur. Hep yol ayrımındadır insanoğlu. O nedenle hocam biz önümüze bakacağız. Önümüze ilk gelen seçenek, ilk gelen bizi kurtarıcı gemiye bineceğiz. Bu gemi çok kötü bir gemi değil. Bu gemiyi daha önce bir sürü sınavlardan geçmiş bir gemi bizi alıp karaya götürecek. Evet. Eğer ben bu gemiye binmem diyorsanız önünüzde iki tane bana göre seçenek var. Siz düzeltin hocam. Bir, belki aylarca, belki bir buçuk sene ya da ne kadar sürecek bilmiyoruz. Hep siz evinizde mi oturacaksınız? Yani sosyal yaşamdan, iş hayatından, pazara giderken, markete giderken hep böyle bir şunu diyorlar. Acaba mı yaşayacaksınız? Hocam, şunu diyorlar, ben bu gemiye binmem, ben karaya kadar yüzerim arkadaş. Bu öyle olmuyor ama. Yüzemezsiniz. Yani bir bunu diyen var, bir de ya arkadaş madem %60-70 toplum bağışık olduğu zaman sistem düzeliyor. Herkes yaptırsın %60-70. Ben biraz köşede bekleyeyim. Hem onlara bakarım hem de zaten işte ben de kurtarırım. Öyle diyen var. Herkes birbirine top atmaya başlıyor. Ya öyle olmuyor ama. Bu işte bu kadar plan yapılacak bir şey değil. Yani COVID'in nasıl bulaşacağı ve o vücutta ne yapacağını şu anda hakikaten tıpta biraz zorlanıyor cevap verebilmekte. Çünkü bizim bile anlamadığımız durumda aynı yaşta, aynı cinste, aynı sağlık durumunda bir kişide çok ciddi akciğer komplikasyonu, damar komplikasyonu, kalp krizi ölüme getiriyor. Biri yalnızca sırt ağrım oldu diyor. Yani o nedenle o riski kimseye yaşatmamak gerekiyor. Yani kimde ne yapacak belli değil. Bugün ben haberleri taradım. 90 küsur yaşında bir beyefendi iyileşmiş. Ama dün haberleri taradığımda komple bir aile, anne, baba, gebe genç oğul hepsi birden Hakk'ın maalesef rahmetine kavuşmuşlar. Evet, yani öyle çok var. Hani insan desek ya aman yeter artık ben ne olursa olsun da işte ne olacağı belli değil. Problem orada. Burada bir cümle daha söyleyeyim aşıyla ilgili. Buyurun. Hiç kalbe ve damara giremedik ama aşıyla ilgili bir küçük gireceğiz hocam söyleyeyim. Ama şimdi sizi bulmuşken. Şimdi aşıdaki bu faz çalışmaları hep sağlıklı insanlarda oldu. Bak burada bir trik noktası var. Yani gerçekten sağlıklı, biraz daha homojen bir grupta. Ha. Yani biz çok riskli bir hastaya aşı yapmadık. Ama şimdi artık toplumda dağılmaya başlayacak. Riskli hastalar daha önce aşılanacak. Tabii. Anlatabildim mi? O zaman ne oluyor? Gözlem devam edecek. Tabii. Çünkü tabii. Riskli grupta ne olduğunu da bakacağız. Diyeceksin ki hocam riskli grupta ne olacağının riskini nasıl alacağız? İşte alacağız. Yani bunu ama alacağız. Ama almazsak çünkü, hayatını tabii, kaybedebilir. Evet. O nedenle yani bu riski bu risk kazançtan çok 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 daha az. O nedenle alınacaktır. Evet. Şimdi yani, bu medyada hocam bu BioNTech aşısında 3-4 tane yüz felci geçiren hasta oldu. Omurilik iltihabı olan hasta oldu. Onları da söyleyeyim size. Bazılarını medya gösteriyor.
Şimdi Gerçek orada mi da o fotoğraflar hocam? o fotoğraflar gerçek olur. Sinirlerde iltihap olur. Ve onlar geçicidir. Onlardan şey yapmayın. Giderilir mi Görünüş bu? kötü. Tabii görünüş biraz tırnak içerisinde çarpılmış gibi görünür bu. Ama Evet. yüz felci kalıcı değildir. Yüz felci aslında siz bugün sabah bir duş alın. Camı açık bir İstanbul'da, Avrupa yakasında veya bir Anadolu yakasında dolaşın. Cam açıktan gelen o Bitti. rüzgar Bitti. kulağınızın oradan geçen yüz sinirine iltihap yapar ve siz akşamda yüz felci olmaya başlarsınız. Ve belirli bir süre sonra birazcık kortizon ilaçlarıyla, birazcık sıcak tutmayla geçer. Ve onları geçiririz biz. Ama Evet. siz bunu aşıda böyle yan etki oldu diye dört kişinin resmini bütün sosyal medyaya yayarsanız, tabii aşı karşıtlığı denilen grup bunu kullanacaktır. O nedenle bu konularda biraz dikkat etmek gerekir. Ya birazcık duyarlı olmalıyız. Bir de şeyi düşünmeliyiz. Yani sizin de ailenizde, annenizde, babanızda ileri yaşlarda çok ciddi hastalıkları olanlar olabilir. Kalp var, tansiyon var, şeker var. Allah vermesin çok daha üzücü hastalıklar var. Lütfen o insanları da düşünün. O insanların da gönlünü böyle aklını abuk sabuk şeylerle bulandırmamak Bir lazım. de Bırakalım bu işi, hocalar konuşsun. zorunlu mudur diyorlar bu konuda. Aşı Ha, şimdi oraya geliyorum. pandemi dönemi olağanüstü dönemdir hocam. Yani Evet. bir salgın varsa toplumu yöneten otorite tabii anayasal hak olarak insan kendi vücuduna iğne bile sokturmaz, tedaviyi kabul etmeyebilir ama bu normal şartlarda olan bir durumdur. Siz aşılanmadığınız zaman yalnızca kendi bedeninizden sorumlu değilsiniz. Karşıda, Çok yaşayın. ailede, toplumda herkes sorumlusunuz. O Tabii. nedenle bu dönemde zorunlu yapılabilirse hiçbir şekilde hak ihlali olmaz. Zorunlu yapılabilir. Neden? Evet. Çünkü pandemi dönemi olağanüstü dönemlerdir. Doğru. Olağanüstü dönemler olağanüstü çözümler gerektirir. O nedenle madem bizim kanunda bu yazıyor diye buna ben uyacağım, ben maske takmayacağım, ben İstediğime gidip sarılacağım. Ben nefesimi öksüreceğim. Tamam bunlar da sizin hakkınız, yaşam hakkınız. Ve aynı zamanda dolaşım hakkınız da var. Aynı zamanda her çeşit bir hakkınız var. Ama bunlar yapılabilir mi? Yani Peki pandemi benim dönemi yaşam hakkım ne olağanüstü dönemi. olacak o zaman hocam? İşte o yüzden siz yalnızca kendiniz değilsiniz bu Ya. dönemde. Siz aslında toplumun bir aynasısınız. Ailenizin bir aynasısınız. O yüzden Tabii, sizdeki tabii. bir mikrop Tabii. sizin ailenizi veya toplumu hasta edebilir. O yüzden kişisel karar almak da zor bir dönem bu dönem. Hocam vallahi billahi inanın, yeminle söylüyorum. Başladığı ilk günden beri ne bizim evimize kimse geldi, ne de biz hiçbir kimsenin kapısını çalmadık. Çünkü benim çocuğum sınava girdi, öyle oldu, böyle oldu. Ne olur ne olmaz. Biz evde bile kendi önlemlerimizi aldık. Ama ben bu durumda başkasını nasıl kul hakkı alarak riske atabilirim? Yani bunu Sizi düşünmek Esra gerekiyor. Hocam sizi takip ediyorum. Tamam. Maskeler, ondan sonra siperlikler, yani gezerken hakikaten çok ciddi korunuyorsunuz. Vallahi Ee, hocam. sizi sizi hakikaten teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sağ olun, lütfen.